AK Parti grubunda kimse yok. Buradayız. Hoş sefa geldiniz. Üç tane Maraş var, bir ülküdaş var, bir de Trabzonlu var. Ben şimdi Azerbaycan için teşekkür, Manisa geldi. Azerbaycan savunma anlaşması için teşekkür size edeyim. Doğu Türkistan'a yeteri kadar destek olmadıkları için, gerekli düzenlemeleri çıkarmadıkları için sizden kimse yok diye mecburen CHP'ye kızacağım. Şimdi Azerbaycan'la ilgili son dönem yaşadığımız süreç bizim için bir iftihar vesilesidir. Azerbaycan'a gittik, orada gördük, paylaşılan coşku, orada devletimiz adına paylaşılan coşku, ila nihaye kardeş olduğumuza dair bir ortak sükunete dönmüş. Yapılan her türlü gayret, gösterilen her türlü fedakarlık, bu uğurda karşılıklı tecrübe paylaşımı, askeri tecrübe paylaşımı, teknoloji altyapımız kuvvetlendiği için silah sanayiyle ilgili paylaşımların hepsi sahada Türk Devleti'nin inisiyatifini çok artırmıştır. Zaman zaman iktidar cenahından yaptığımız iyi şeylere destek vermiyorsunuz diye sitem ediyorsunuz. Böyle kalbimizi doldura doldura yaptığınız her iyi işe teşekkür ediyoruz. Azerbaycan-Türkiye beraberliğinin yarınlarda Turan coğrafyasında Türk devletleri arasında gerçekleşmesini hayal ettiğimiz büyük beraberliğin ilk antrenmanları olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla burada attığınız her adımı iftiharla, coşkuyla destekliyoruz. Efendim, savunma sanayindeki beraberliği, beraberinde eğitim beraberliğinin, dil beraberliğinin, alfabe beraberliğinin kavramsal çerçevesini oluşturabileceğimiz bir kültür programının bütün detaylarıyla taçlandırmak zorundayız. Sadece anlaşmaların arkasına yığmayalım mevzuyu, bir perspektif ortaya koyalım. Mesela Azerbaycan ve Türkiye arasında Karabağ'da bir üniversite kuralım. Bir üniversite kuralım ve bu üniversite mesela Melih Bey gibi kabiliyetli, Melih Bulu Bey gibi kabiliyetli birini bulalım yahut onu gönderelim. Türkiye'nin 100. üniversitesi, dünyanın 100. üniversitesi Karabağ Üniversitesi'ni yapabilsin. Bununla da iftihar edelim. Bu da kıymetli bir şeydir. Gümrük beraberliğini mutlaka planlayalım. Sadece böyle ticari anlaşmalarla avunmayalım. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki bir gümrük beraberliğini Türk Devleti'nin yönetebilmesi çok mümkündür. Bunu planlayabiliriz. Gümrükleri sıfırlayabiliriz. Peşinden bugün yapıldığı ilk adımlar atıldı. Şehitlerimize Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın yapmış olduğu bursluluk imkanına, şehitlerimizin çocuklarına verilen burslara da bu vesileyle teşekkür edelim. Yani Azerbaycan'a teknolojik destek verildi, teşekkür. Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin arkasında durulduğu minnet duygusuyla teşekkür. Azerbaycan'a bundan sonra güçlensinler, karşılıklı beraberliğimiz perçinlensin, ticaret anlaşmalarıyla, eğitim anlaşmalarıyla, askeri anlaşmalarla beraberliğimiz perçinlensin, ona da teşekkür. Teşekkür faslını bitiriyorum. 20 dakika konuşmamız vardı. 5 dakika teşekkür edeceğim. 15 dakika kızacaktım. Ama süre kısaldığı için şimdi 5-6 dakika kızabileceğim size. Mehmet Emin Resulzade'nin ruhu şad oldu yaptıklarımızla. Elçi Bey'e mahcubiyetimiz vardı. Elçi Bey'e 90'lardaki mahcubiyetimizin yerini, o mahcubiyeti giderebileceğimiz bir iyilik aldı. Onun için de teşekkür ediyoruz. Efendim, Boraltan'ın mahcubiyetini de gidermiş olduk. Onun için de teşekkür ediyoruz. Bahtiyar Vahapzade'nin de ruhu şad olmuştur. Bu teşekkürlerimizin peşine şöyle eklemek isterdik. Osman Batur için de size teşekkür etmek isterdik. Kaşgarlı Mahmut için de teşekkür etmek isterdik. Yusuf Has Hacip için de teşekkür etmek isterdik. Efendim, Bakü için ortaya koymuş olduğunuz fedakarlığı Kaşgar için gösterseydiniz de kalbimizi doldura doldura teşekkür edeydik. Dünyanın bütün devletlerinin gözlerinin içine baka baka Türk Devleti'nin başı olarak dünya beşten büyüktür diye haykıran bir adamın 4 tane devleti sayıp Çin mevzu bahis olunca susuyor olmasına da kızalım. O suskunluğun Osman Batur'un mezarında onu muazzep edeceğini hatırlatalım size. Çünkü gözlerinde Doğu Türkistan'ın hürriyet meşalesi yanmış bir kahramanın, çocuklarının bugün ırzı iffeti çiğneniyorsa Türk Devleti'nin başına burada ırzı iffeti çiğnenenlere karşı sessizlik asla yakışmazdı. Madem dünya beşten büyüktür, beşin içinde Çin de vardır. İngiltere derken korkmuyorsunuz, yutkunmuyorsunuz. Amerika derken yutkunmuyorsunuz. Rusya derken yutkunmuyorsunuz. Fransa derken yutkunmuyorsunuz. Çin derken niçin yutkunuyorsunuz? Niçin Çin demekten imtina ediyorsunuz? Niçin Çin derken dünyada sesinizi, soluğunuzu herkesin dinlediği toplantılarda size Türk Devleti'nin, Türk Milleti'nin haklarını çiğnemez bir edayla
Doğu Türkistan'da ırzını çiğnemeye kastettiğiniz Türkler adına sözleniyorum. Cümleleri niçin duymuyoruz? İnternete girince sosyal mecralarda Mısır için ağlarken görüyoruz sizi. İftihar ediyoruz mazlumların çığlığı olmanızla. Filistin'e verdiğiniz sese soluğa kuvvet veriyoruz. Bakü'de arkanızda durduk, iftiharla şerefle destekliyoruz. Ama Kaşgar'ın sessizliğine, Doğu Türkistan'ın sahipsizliğine asla sessiz kalmayacağız. Tayyip Erdoğan'dan bir gün uluslararası toplantılarda Çin'e dönüp sizin 1,5 milyonunuza, paranıza, pulunuza razı olan sizden alçak olsun derken duymak istiyoruz. Bugün elçiliklerin önünde sadece kadınların, kızların, çoluğun, çocuğun toplanıp daha çok annelerimizden, babalarımızdan haber alamıyoruz diyen kendi kardeşlerinizin hicranını duymuyor olmanıza ne diyeceğiz biz size? Türkler mevzu bahis olunan şey ırzlarıysa, canlarıyla ırzları arasında bir tercihte her şartta canlarını feda etmeyi göze aldıkları için Türklerdir. Hiçbir maddi beklentinin irademizi teslim alamayacağını söylemek Finlandiya Başbakanı'na mı düşerdi? 39 ülkenin altına imza attığı insan hakları ihlalleriyle ilgili içlerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk sırada imzasının olması gerekmiyor muydu? Yani bizim Doğu Türkistan'a olan sorumluluğumuz, Bakü'ye olan sorumluluğumuz da az değil. Filistin'e olan sorumluluğumuzdan az değil. Kendimize gelmek zorundayız. Çin bize mahkum. Biz Çin'e mahkum değiliz. Batı bölge teorisi adı altında Türkistan coğrafyasını pasta gibi gören Çin'in boğazına otururuz biz Türkler olarak. Daha önce de oturduk. Bu bölgeden Avrupa'ya kadar uzanacak Yeşil Kuşak Projesi'nin, yok İpek Yol Projesi'nin üstünden geçeceği köprü değiliz biz sadece. Biz dünyanın, insanlığın geleceğini planladığı her programda masada olması gereken şerefli bir milletiz. Biz Türkleriz. Üzerindeki coğrafya, 50 yıllık planların Türkistan coğrafyasında bizim hesaplarımızla vuruşacağını dünyaya haykırmak zorundasınız. Çin'e mahkum değiliz. Biz Çin'in boğazını tutuyoruz. Doğu Türkistan'dan çıkacaklar. Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan geçecekler. Türkmenistan'dan geçecekler. Hazar'ın altından geçecekler. Azerbaycan'dan geçecekler. Türkiye'den geçecekler. Onlar mı bize bağlı? Biz mi onlara bağlıyız? Bugün elçiliklerin önünde sesini, hicranını duymadığınız insanlar ahirette azabımız olur, utancımız olur. Biz hiçbir beklentinin, Avrupa Birliği ile ticari potansiyelinizin kaçta kaçını yapıyorsunuz Çin'le? Avrupa ile ticari potansiyelimizin kaçta kaçı var Çin'de? Hangi ticari gayle, hangi kredi beklentisi bizim ırzımızla kantara çıkabilir? Niçin bu sessizlik var? Niçin dönüp Doğu Türkistan'la ilgili insanlığın ortak sükuneti haline gelmiş bu mezalime karşı ses vermiyorsunuz? Niçin susuyorsunuz? Tayyip Erdoğan'a kimse sizlerin kimi olmak diye kendi namına kurduğu cümlelerle, coşkuyla destek olurken ona niçin diyemiyorsunuz ki Azerbaycan'da kimsesizlerin kimi olmaktan iftihar ediyorsan, Kudüs'te kimsesizlerin kimi olmaktan iftihar ediyorsan, Mısır'da iftihar ediyorsan, Kaşgar'da niçin iftihar etmiyorsun? Kaşgar'dakilerin kimsesi olmaya niçin heves etmiyorsun? Dolayısıyla biz bugün Çin'e çok rahatlıkla şunu söyleyebiliyoruz. Efendim, terörist olmakla itham olunanlar, anneleri, babaları, çocukları yıllardır kamplarda haber alınamayan bir çilenin kurbanları. Kendi çocuklarınızdan, ben bugün size milletvekilleri olarak hitap etmiyorum. Annelerinizin evladı olarak, babalarınızın evlatları olarak, çocuklarınızın babaları olarak, hanımlarınızın kocaları olarak, kızlarınızın babaları olarak sesleniyorum. Irzları, iffetleri çiğnenen kardeşlerinizin çığlığına hangi gerekçeyle sessiz kalacağız? O yüzden lütfen kalbinizi ve aklınızı başınıza alın. Azerbaycan'da göstermiş olduğunuz dirayetin aynısı Doğu Türkistan'la ilgili gösterilmek zorundadır. Doğu Türkistan'a karşı bu sessizlik, kimsesizlerin kimi olmak için çıktığınız bu yolda dünyada ve ahirette utancınız olur sizin. Milliyetçi Hareket Partisi 50 yıllık Türkistan davasının bayraktarlığını yaptı. Aynı hissiyatla buradalar. Sizi biliyorum ki bizim gibi düşünüyor ve hissediyorsunuz. Bizimle aynı şeyleri düşünüyor olmanıza rağmen bu sessizliğinizi nasıl izah ediyorsunuz kendinize? Bugün orada polislerimizin videoları mutlaka gelmiştir size. Bir polisimiz, bir Türk polisi, orada annesinden babasından haber alamayan, ırzlarının, iffetlerinin çiğnendiğini ağlaya ağlaya anlatan, ondan sonra da bizim ziyaretimizde bize şöyle soru soran Türkistanlı kardeşlerine kabak tadı verdi diyemez.